Bu sefer elimden alamayacaklar seni. Celil dur. Bırak komutanım, bırak. Yapma Celil. Bırak komutanım. Dur, dur diyorum bitsin sana. Bitsin bu iş, kurtulalım dur. Bu yılandan. Bırak komutanım. Komutanım silah. At silahını Naza. At silahı. Komutanım sık şunu. Gözler. Bu Naza değil. Selen bu Naza değil Celil. Olamaz. Tamam Zerel bacı geçti. Serdar abi. O yılan karı beni. Celil abi. Şahin su ver. Emredersiniz. Bacım sakin ol tamam. Her şey geçti. Çıt yok. Bunlar işi çözdü ulan. Ulan yılan karı. Ulan bir elime geçirirsem seni. Şerefsiz yılan. Başaramadın lan. Zeder bacıyı öldürmedim yılan. İyisin değil mi Zerel bacı? Doktoru götürdüler Serdar abi. Onu da kurtarın ne olur. Sadece doktor yok yanlarında. Bir komando timini de aldı şerefsizler. Benim yüzümden. Ben nereye gideceklerini biliyorum. Neredeler Zerel bacı? La bırak beni. Kartal Tepe'de grupla buluşun. Emredersin Naza komutan. Kartal Tepe dedi. Sen Zeler bacıyı Aslı'ya teslim et. Sonra bize yetişirsin Şahin. Tamam mı? Emredersiniz. Çıkalım komutan. Hadi çıkalım biz. Hadi. Zeynep. Onu kurtardık Zeler bacı. Aslı ile beraberler. Allah'a şükür.
Ya Doktor Şahin kardeş? Üzülme Zelal bacı. Allah büyük, onu da kurtarırız. Sen hiç merak etme. Yürü yürü. Hadi. Hadi hadi. Sallanma. Cemal Başkan. Durun lan, dur, dur. Ne oldu? Gebertiler mi o karıyı? Yok başkan. Oyunu çözdü baş belaları. Yok be. Ulan nasıl adam bunlar ya? Nasıl adam? Komandoları kurtarmak için peşimize düşeceklerdir. Peki alabalıklar mı? Ne? Kıvrık. He. Ula biz sen olduğumuzda kaç kişiydik şerefsiz? Ulan hala bir gelsinler. Ben biliyorum ulan. Hepinizi hallaç pamuğu gibi atacaklar. Çek! Lan la bu hayna! Lan! Lan! Kıvayın lan! Çık lan! Hey hey ya! Hayda! Geber! Al lan! Hey hey ya! Hayda! Hayda! Lan! Hey hey ya! Hayda! Dur lan! Dur lan! Hey hey ya! Dur lan! Dur lan! Durdur şunları. Lan! Yoksa geberirsin. Durmayın aslanlar. Devam edin. Lan! Oyun oynamayın lan benimle. Gebertirim hepinizi. Toplayın lan şunları. Kanka bırak lan. Hadi. Gel şöyle gel. Lan. Lan. Geri lan. Ulan sen oğluma dua et. Hadi. Ulan sen bana dua et ki buradayım. Çabuk. Çabuk olalım başkanım. Bir an önce sınırdan geçelim. Bu kadar korkma bu adamlardan Laza. Yürüyün lan. Yürüyün. Hadi. Yürüyün. Bırakın lan. Bırak. Yürü, yürü, yürü. Lan bırak. Sınıra gidiyorlar. İndirelim şunları komutanım. Nazı, yılan. Hayatına bu masum ortak etme. Bak bu çocuk bu yolda telef olur. Sen nasıl anasın lan? Kokmuş. Hele bir oğluma bir şey olsun. Senden bilirim doktor. Yürü hadi, yürü. Hadi. Sallama. Hadi. Yürü. Ne ver la, gir nerede lan? Ayak yoluna gitmişlerdir la. Ben bir bakayım şunlara. Ha. Bu nereye kayboldu ya? Otan! Otan neredesin la? Nereye gidiyorsun lan salak? Otan! Baskın var! Çabuk çabuk! Hüseyin Hanım çabuk! Çabuk! Ne olur bırakın beni! Yok Kudiler! Şimdi yandınız la, hepiniz yandınız! Oğlum ben sizin yerinizde olsam var ya hemen şimdi teslim olurdum! Bu iş bitti lan! Bir sus lan, bir sus! Bırakın komutanım, beni yalvarırım! Çok ağlıyor bu ya! Şuna baksanıza! Yürü git lan! Ateş kes! Ateş edin şu salağı! Gidin lan! Gidin indirin şunları!
Burada kimse yok lan. Burada yok lan Naza komutan. Dikkatli olun lan. Oradadır onlar. Naza. Kaçtılar Naza, kaçtılar. Kaçtılar kıvrak. Boşuna heveslenmeyin. Ula onlar sungurlar. Sungurlar hiçbir yere kaçmaz lan. Ateş! Getirin lan şunları! Kesin lan ateşi! Nereye kayboldu lan bunlar? Teslim olun! Komutanı dinleyin lan! Yoksa bu kayalıkta tekinizi bile sağ bırakmam! Bunlar var ya manyak lan manyak! Evet lan! Bunlar gerçekten manyak! Ben var ya sizin yerinizde olsam hemen şimdi teslim olurdum. Yoksa sizi parça parça edecekler lan. Ne de olsa serden geçtirik damarlarında var. Kapa çeneni lan. Ne oluyor lan? Çıkın la ortaya! Yoksa gebertirim lan bunu! Beni düşünmeyin komutanım! Şerefsiz! Şakam yok lan! Teğmeni gebertirim! Üçe kadar sayıyorum! Bir! İki! Adam korkuyor komutanım. Korku her şeyi yaptırır. Temin'in öldürülmesine göz yumamayız Celil. Bu şerefsize güven olur mu komutanım? Dur lan vur! Anlaşmak zorundayız. Yaklaşalım onlara. Üç! Yapma! Dur! Atın lan silahlarınızı atın! Şimdi görürsünüz lan. Kahpe! Lan şerefsiz! Aşağılık herif! Lan! Çayın bu. Yürüyün, yürüyün. Hadi. Allah, vatanımızı koru. Vatanımıza kastedenlere karşı benim muvaffak. Ben yalnız sana inanırım, sana güvenirim. Tek kapı seni bildiğim için başkalarından medet istemem. Bismillah. Kıvra, nereye? Hiç kaçıyorsunuz mu lan? Ölüm. Eğlence daha yeni başlıyor. Nereye kaçıyorsunuz? He? Kaçma! Kaçma! Doktor hadi acele et. Geldim aga. Kan kaybediyor. Hadi çabuk ol. Yardım et doktor hadi. Helikopter çağır Şahin. Aga helikopterin gelmesini bekleyemeyiz. Kurşun içeride. Benim bu kurşunu hemen çıkartıp buna bir pansuman yapmam lazım. Yoksa Teğmen'in durumu hiç iyi değil. Doktor, bunu burada nasıl yapacaksın ha? Ya ne bileyim, yakında bir köy, kulübe herhangi bir şey olsa ben bunu yaparım ya. Komutanım, buraya çok yakın yeni doğan köyü var. Ben de o köydenim komutanım. Hemen bizi oraya götürüyorsun aslanım. Emredersiniz komutanım. Çavuş, gel buraya. Emret komutanım. Derhal bir sedye yapın. Temin'i biz köye götürüyoruz. Sen şunları topla karakola götür, tamam mı koçum, hadi. Emredersiniz komutanım. Hadi sedye için ağaç bulacağız. Ben Naza yılanıyla Kahpe Cemal'in izini süreyim komutanım. Celil bırak onları, sırası değil şimdi. Biz de işimize bakalım hadi.
Doktoru da kaybettik Nazo komutan. Ne olacak? Kes sesini be, kes! Kıza omzuma bak, omzuma bak! Kurşun sıyırmış başkanım, kemiğe değmemiş, sorun yok. Beni vurdular. Beni, Cemal Başkan'ı vurdular. Bunlar baş belasıdır demiştim başkanım. Bunu ödeteceğim onlara. Bölgede kim varsa ara yardım etsinler Naz'a. Ulan ben onlara kıyameti olacağım be. Kıyameti olacağım. Çenge, ben Naz'a cevap ver. Devam et. Bölgede bir grup timci komando var. 4 timci bir komando görüyorum. Bir yaralıyı yeni doğan köyüne taşıyorlar. Lan ver şunu ya, ver şu telsizi, ver. Ben Cemal Başkan. Bana bak, beni iyi dinle. İyi dinle beni. O timi geberteceksiniz, anladınız mı? Bir tanesi sağ kalmayacak. Hepsinin cesetlerini istiyorum ona göre. Anladınız mı beni? Tamam başkan. Yürüyün. Nerede bu köy oğlum? Komutanım az kaldı. Geldik neredeyse. Asker köye yaralı getiriyor. Çengay, ne askerin peşinde? Babama haber vermeye gidiyorum. Siz buralara göz kulak olun. Bu yüzleşecek gibi sallanmayın lan. Yürüyün lan. Lan köye gidiyorlar. Korucu Mahmut'la kapışacağız gene Çenge. Yerin dibine bassın Mahmut. Oynama Elif ya. Elif yapma. Ablalarını rahat bırak Elif. Ejin sabahtan beri nöbet noktasındadır. Gönder de kız sıcak bir çorba içsin. O hala nöbette mi? He ya. Erkek çocuğumuz olmadı ama Allah var, Ejin erkek gibidir. Yaramı dağlama be kadın. Oğlum. Aslanım. O alçak sürüm sürüm sürünür inşallah. Baba. Baba. Askerler köye yaralı getirir. Getirsinler kızım. Başımızın üstünde yeri var. O çenge köpeği de sürüsüyle askerlerin peşinde. Saldıracağı bellidir baba. Bu köye bulaşmamayı öğrenemedi. Geleceği varsa göreceği de var. Hadi yürü, yürü. Allah'ım sen yardım et. Ne oluyor be? Çakın, dağılın! Haydi, haydi! Açıktayız komutanım. Kötü yakaladılar bizi komutanım. Ya bunlar ne ya? Tabanı yanmış kedi gibi bodoslama geliyorlar üstümüze. Elif, durduralım şunları. Çevirin lan şunları. Kurşun iyi misin? Kurşun konusunda merak etme. Zararsız. Yaklaştırmayın şunları Celil. Hadi. Kötü yakalandık Celil. Komutanım sağdılar. Lan. Her yeri sardılar. Komutanım. Komutanım kötü sıkıştık. Komutanım,
buraya kadarmış. Hakkınızı helal edin. Komutanım bakın. Çekilin, çekilin. Taşmasana lan çenge. Şerefsiz. Erkek sen gel lan buraya. Korucular komutanım. Geldiler ya. Aslan korucular. Helal, helal. Ben korucu başı Mahmut. Ben Sungurlar Timi komutanı Üsteğmen Serdar Mert. Hayatımızı kurtardın. Metinizi çok duyduk komutanım. Cenk burada baba. Yaralandın mı oğlum? Ben iyiyim Mahmut abi. Ama komutanım kötü. Teğmen ağır yaralı. Bize sıcak su lazım. Sonra işte temiz bez lazım. Bir de ameliyat yapmam lazım. Yani bir kulübe falan herhangi bir şey. Hadi al, o zaman hemen eve taşıyalım. Hadi hadi. Haydi. Zeynep, Zerel Bacı, doktoru sağ salim aldık komutanım. Komando Tümi de kurtarıldı. Ancak Teğmen Murat ağır yaralı. Yeni Doğan köyünde korucu Mahmud'un evindeyiz komutanım. Doktor elinden geleni yapıyor. Ama yapacak çok fazla bir şey de yok sanırım. Tamam evladım. Ben hemen ambulansı gönderiyorum. Teğmen'in karısı yeni doğum yaptı. Bir bebekleri oldu. Teğmen evladını mutlaka görmeli. Onu getir Serdar. Ne yap et getir. Merak etmeyin komutanım. Allah'ın izniyle getireceğiz. Tamam, iyi misin? Buyurun bunları da alın. Sağ ol ablacığım. Bir şey lazım olursa seslenin. Tamam, teşekkürler. Generali duydun doktor. Aga duydum da ama duydum da Teğmen çok kan kaybetti. Ya diyorum şey işte yani Allah'tan ümit kesilmez aga. Doktor, sen elinden geleni yap. Gerisi takdir-i ilahi. Teğmen nasıl oldu komutanım? Bilmiyorum Celil. General ambulans yolluyor. O gelinceye kadar dayanır inşallah. Baba! Ben nöbete çıkıyorum. Bir şey diyeceksin mi? Yalnız dolaşma. Telsizini de al. O köpekler boş durmayacak anlaşılan. Hele bir gelsinler. Hadi eyvallah. Gözü kara bir kız yetiştirmişsin. Erkek gibi maşallah. 4 kızım var. Erkek evladım yoktur komutan. Eşin erkek gibi yetişti. Allah bağışlasın. Niye üzüldün? Evladın erkeği de kızı da Allah'ın hediyesidir. Sonuçta hediyenin mahiyetinden ziyade gönderenin muradı önemlidir Mahmut abi. Haşa, ona sözüm yok komutan. Öyledir elbet. Ancak üzülmem başka sebeptendir. Bir erkek evladım vardı komutan. Allah mekanını cennet etsin. 3 yaşındaydı komutan. Bebekti daha. Can tatlısıydı. Goçtu. Bir gülerdi. Kocaman olurdu gözler. Üzüm karası. 3 yaşındaydı komutan. 3 yaşında öldürüldü.
öldürüldü mü? Mahmud'un demeye dili varmaz komutan. Öldürüldü ya. Daha ağzı süt kokardı bebemin. Örgüt bu köye girmeye çok çalıştı. Allah razı olsun, Mahmud'un arkadaşları buna izin vermediler. Asker de hep yanımızda oldu. Biz devletine, bayrağına bağlı insanlarız komutanım. Örgüt bunu hiç azmedemedi. Bir gece sinsice geldiler. Kardeşimi, yengemi öldürdüler. Evimizi yakıp oğlumu, Osman'ımı gözümün önünde öldürdüler komutan. Kim bu şerefsiz Mahmud abi? Adı Sefer komutanım. Kod adı Botan. Benim abim. Olmaz olasıca abim. Oğlumun katili abim. Abin mi? Kod adı Botan mı dedin? Evet, Botan'dır. Yalvarırım, bırak kızımı. Çekil, bırak. Bırak. Ne istersin? Yalvarırım, bırak kızımı. Bırak beni. Ay, ne edersiniz bize? Yapmayın. Etmeyin. Çekilin lan, yoksa hepsini gebertirim. Çekil. Biz size ne ettik? Zavallı insanları bırak lan. Beyinleri bırak, çekil. Bana akıl öğretmeyin lan. Bana akıl öğretmeyin. Etmeyin. Aha. Ay, ne edersiniz? Ne olursun bırak. Ne istersiniz bizden? Bana akıl öğretmeyin lan. Ana. Ana. Tamam lan. Tamam. Çekiliyoruz. Ne istedin lan garibanlardan? Ha? Ha? Celil, tamam. Ramazan. Bitti bu iş pis. Beni o cezaevinde kimse tutamaz, biliyorsun değil mi? Ölüyorum! Karlı bağırıyor! Hadi hadi, çabuk olun, hadi götürün çabuk. Çabuk, tamam, çabuk. Hadi acele edin, hadi. Yol açın. Mahkeme Botan'ı müebbet hapse mahkum etti. Bana kalsa gebertirdim şerefsizi ya. Her gün kaçacak diye korkular yaşarım. Komutanım, ambulans geldi. Komutanım, doktor kurşunu çıkarttı ama Teğmen dayanamadı. Kalbi durdu. Yapma be. Teğmen öldü mü yoksa Şahin? Bir bakın isterseniz. Hadi. Hadi o bebek sensiz ne yapacak? Hadi. 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 Doktor. Hadi be. Atsene. Atmıyor aga. Bu çocuğun kalbi durdu. Niye durdu ki ben? Ya ben anlamadım. Vallahi anlamadım ya. Oğlum hadi. Hadi. Bu kadar. Kolay mı lan gitmek? Doktor, hadi doktor, hadi. Hadi bebeğin oldu bak. Bak bebeğin oldu. Hadi bırakma bizi, hadi. Hadi. Allah'ım sen yardım et. Hadi. Teğmen, iyi dinle beni. Karın hastanede seni bekliyor. Yanında mini mini biri var. Hadi. Senin bebeğin koçum. Babasını bekliyor Murat. Hadi koçum. Hadi aslanım. Hadi. Hadi bir gayret. Hadi aç şu gözlerini. Hadi Murat. Aç gözlerini koçum. Bebeğin seni bekliyor. Hadi aslanım. Hadi. Oo, babası da geliyormuş oğlumun. Onu çok sevecekmiş. Kucağına alacakmış. Aferin benim uslu oğluma. Hadi oğlum. Ağlama oğlum artık. Hadi ama. Ay, yerim ben seni. Yerim. Hayırlı olsun. Hayırlı olsun bacım. Sağ olun. Murat? O nerede? Dur bacım, dur, sakin ol. Kötü bir haber vermeye gelmedik. Murat nerede? O niye gelmedi? Yaralandı bacım. Ama Allah'a şükür iyi. Yukarıda yatıyor. Doktor kalkmasına izin vermediği için gelemedi. Oh.
Ama Teğmen'im çıktı dedi ki benim dedi oğlumu getirin dedi. Onu dedi istiyorum dedi. İster tabii. Aslan gibi oğlu oldu. Alın. Götürün oğlunu ona. Doya doya öpsün. Kokusunu içine çeksin. Hadi. Celil. Komutanım bu çok küçük ya. Ben şimdi bunu nasıl tutacağım? Ya tamam açın ben doktorum. Ben alırım. Oy aman. Anam. Oğlum. Helal oğlum. Ya korkma dostum şunun tipe bak ya. Maşallah maşallah. Aynı babası ha. Aynı babası gibi aslan olacak ya. Koç. Ya şuna bak ya. Hadi gidelim. Anneye bay bay yap. Bay bay. Daha bilmiyor ben öğrendim. Tamam, tamam. Hadi görüşürüz. Aman tam babası ya. Öyle. Ölü. Sevimliliğe bak ya. Korkuyor musun Asya? Yok ya ne korkacağım. Öldü mü? Bırak şimdi işimize bakalım hadi. Giy şunu. Bunu da yanınıza alın. Teğmen. Ya bak ziyaretine kim geldi ya? İnanamıyorum ya. Ziyaretine kim geldi? Al senin yavrucuk. Oğlum, yavrum. Allah'ım şükürler olsun sana. Sizin sayenizde bebeğimi görebildim. Allah sizden razı olsun komutanım. Seni oğluna bağışlayan yüce Allah. Ona şükret Teğmen. Ya Teğmen. Yalnız benim günah çok. Eskiden pislikdim. O yüzden bana dua et. Bir de zaten sen beni çok yordun. Bir sürü kalp masajı yaptım. Hiçbirinizi unutmayacağım. Sungurlar tipine bir can borcum var benim. Ben doktoru arıyorum. Burada mı komutan? Doktor az evvel çıktı. Sağ ol. O da boş. Ben araştırayım. Tamam. Hadi. Kimi bekliyorsunuz Asubay'ın? Cezaevinden bir mahkum getirdik komutanım. Kimmiş o? Botan kodu adlı bir terörist komutanım. O? O şerefsizin ne işi var burada? Ulan burada da mı rahat yok sizden? Kes lan sesini. Ulan psikopat arıyorduk bulduk ha. Ulan ben Geri. Seni... Gel çıkalım. Ya benim muhteşem zekamla çözemediğim şöyle bir şey var. Bunun gibi herifleri niye getiriyorsunuz ki hastaneye? Atın tımarhaneye gitsin pisliği ya. Asubayım bu herif tekin değildir. Çok dikkat edin tamam mı? Anlaşıldı komutan. Bak bir hareket yapmaya kalkarsa sık kafasına. Dünya bir pislikten temizlenir en azından. Anlaşıldı. Ne
Hastaya iğne yapacağız. İyi geçin bakalım. Ben iğneden çok korkarım doktor bey. İtiraz etmeyin. Bunu yapmak zorundayız. Ne edelim? Başa gelen çekilir. Ben sizin bir de nabzınızı ölç. Celil, bu halin ne? Ben huylandım komutanım. Şu arka tarafa dolanalım. Adamın hiçbir şeyi yoktu, görmedin mi? Ya kordon dostum, onu nereden çıkarıyorsun ya? Acaba sen doktorlardan daha mı iyi bileceksin yani? Öf, ben çocuklarımı özledim ya. Bacağım da ağrıyor. Hadi gidelim ya, öf! Geçmiş olsun. Tutulsun. Hadi acele edin, acele edin. Dur lan. Ne oluyor ya? Dur lan, dur. Kaçma lan. Ulan! Şerefsiz! Alayım teminim. Teğmenin odası orası komutanım. Bırak bebeğimi lan! Dur lan! Yaklaşmayın, gebertirim. Bırak bebeğimi lan! Bırak! Kes sesini lan! Sakin ol sen Murat. Atın silahları lan. Ulan şerefsiz. Bebeği bırak lan. Bana akıl öğretmeyin lan. Bana akıl öğretmeyin. Atın dedim lan. Yoksa acımam, tanırsınız beni. İstersen bir dene ha. Lan. Nefes almadan tıkarım lan o nefesi boğazına. Celil. İndirin silahları. Komutanım. Celil, emrimi tekrarlatma. İndirin silahları. Ha şöyle. Buradan çıkacağım. Pencereyi aç, o askerleri gönder. Bebeğime bir şey olursa dünyanın öbür ucuna gitsem bile bulurum seni. Tamam. Dediğini yapacağım. Yeter ki bebeğe dokunma. Askerleri çek, as subayım. Ama komutanım. Çek dedim.
Sorumluluk benim, tamam mı? Çek. Çekilin arkadaşlar. Çekilin, çekilin. Sen de geri çekil. Gel. Şerefsiz. Dur lan. Adil. Lan dur lan. Dur lan. Dur. Yavrum. Yormayın kendinizi. Celil, kaçmış alçak. Bebeği de götürdü komutanım. Komutanım! Bebeği yazacak. Geldi. Başına gelmedi kalmadı ha küçük kundenin. Ay. Ay dur. Dur Zeynep dur vallahi çok yaktı ya. Çok mu acıyor Zelal? Ay vallahi var ya Celil abinin eli bir ağarmış yani ya. Hayırdır Aslı? Fazla dalıp gittin. Düğün için her şey hazır. Ama bir türlü evlenemiyoruz. Vallahi sizin evlilik işi de yılan hikayesine döndü ha. Zaman mı var Zelal? Her an bir olay oluyor. İnşallah ilk fırsatta hemen yaparız düğünü. Yaparız ya. Senin de hayallerin gerçek olur Aslı. Yok Zeynep. Ben evlenemeyeceğim biliyorum. Şahin istemiyor artık beni. Sen ne diyorsun Aslı ya? Konuşacağım Şahin'le. Ne olacaksa olsun. Eğer istemiyorsa oynamasın benimle. Ya sen neler diyorsun Aslı? Hiç öyle şey olur mu? Hey ya, Şahin seni çok seviyor. Niye kaçıyor o zaman benden? Niye konuşmuyor hiç? O olaydan sonra sanki aramızda dağlar var gibi. Biliyorum. Şahin istemiyor artık beni. Seni o kadar çok seviyorum ki Aslı. Ama bunu sana yapamam. Gerçeği söylemeliyim. Gel Aslı. Bir şey konuşacaktım seninle. Sormayacak mısın ne konuşacaksın diye? Zaten artık benimle doğru düzgün konuşmuyorsun bile. Yalan mı Şahin? Ya yüzüme bile bakmıyorsun. Her evlilik lafı açıldığında konuyu değiştiriyorsun. Ama yeter Şahin. Artık dayanamıyorum ben ya. Onunla evlenemeyeceğini söyle artık. Açık açık söyle Şahin. Ya beni istemiyorsan seni istemiyorum Aslı de. Böylesi daha mertçe olur. Hiç çocuğun olmayacağını söyle. Ya bir şey söylesene Şahin. Bak Aslı. Ben seni çok seviyorum.
gerçekten seviyorum. Senin hep mutlu olmanı istiyorum. Ama... Ama? Ama ne Şahin, ne? Söylesene! Gölge 3, gölge 1. Gölge 3 dinlemede. Karargaha giriş yaptık, hemen gelin. Anlaşıldı gölge 1. Sonra konuşuruz Aslı. Kaç bakalım kaç. Bakalım nereye kadar kaçacaksın. Adamımız bu. Kod adı Botan. Bu herif tam bir psikopat. Bu adamı gördüğünüzde kararsız kalmayın. Derhal ateş edin. Aksi halde ikinci bir şansınız olmayacaktır. İlçenin altını üstüne getirip bu psikopatı bulacağız. Herkes çıkmaya hazır olsun. Anlaşıldı mı? Emredersiniz komutanım. Hadi beyler, hadi. Hadi. Bu cezaevinde değil miydi ya? Ya işte gerizekalı manyak psikundi bize iş çıksın sanki bizim hiç işimiz yok diye firar etmiş ya. Korktun mu kız? Senin adın ne? Asya. Git bize bir çay yap Asya. Kim bu kız İbo? Okuldan buldum. Örgüt hayrandır Botan komutan. Hem de sevgilin ha. Ya ajan sala. Öyle olsa hastanede yakalatırdı bizi. Asya sağlamdır Botan komutanım. Parti izin verirse devrim nikahı yapacağım Asya'yla. Bu kız bir yamuk yaparsa önce sana sıkarım lan. Beklediğin kişiler geliyor. Kaybolun lan. Vay, başkanım. Vay. Botan. Kurban olurum sana, kurban olurum aslanım, koçum benim. Çok zaman oldu ya, sonunda kavuştuk Botan Heval. Kavuşacağız demiştim başkan. Daha niye gelmedin Botan Heval? Gel. Evet, gelmedim çünkü ben istemedim. Burada yapacağı daha önemli işler var. Kendi adına örgüt için hesap keseceği insanlar var ya. Bacımın kocası Mahmut bulunduğum köyü ihbar etti. Sungurlar timi beni yakaladı. Savcı Ömer çok bastırdığı için mahkeme beni müebbete mahkum etti. Botan senin için değil, devlet otoritesini saçmak için ilk sıraya Savcı Ömer'i alalım. Ya bu adam tam bir bela ya. Yani halka karşı çok sıcak. Örgütün otoritesini yerle bir etti ya. Ben derim ki ilk savcıyı indirelim ha başkan. Bu cani onu yakalayandan ve yargılayandan intikam alacak Serdar. Yani sizler de savcı da tehlikede. İstihbarat mı alındı komutanım? Gazeteci Hamit bu cani ile cezaevinde birçok kereler röportaj yaptı. Firar edeceğini ve intikam alacağını gazeteciye anlatmış. Hatta bunu gazetede yazmıştı. O gazeteci bu Botan hakkında çok şey biliyor. Gel. Komutanım, bu acil size verilmek üzere nizamiyeye bırakıldı. Komutanım, izninizle.
giden savcı var. Savcıyı öldürecek. Kim bıraktı bunu? Genç bir kız komutanım. Genç mi? Celil! Orada komutanım, orada! Aç kapıyı, aç, 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 kapıyı. Aç, 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 aç! Dur lan! Dur! Kaçma! Kimsin? Yapmayın. Ne istiyorsunuz benden? Sen kimsin lan? Kim? Karargahı teybi sen mi bıraktın? Ne teybi? Hiçbir şey anlamıyorum. Anlamamış. Kes lan kes. Çıkar şunu çıkar. Ben öğrenciyim. Ne istiyorsunuz benden? Tamam kızım, bir yanlışlık oldu. Hadi al çantını git. Komutanım, şunu bir sorguya alsaydık. Kız talebeceli görmedin mi? Gölge bir yuva. Yuva gölge bir dinlemede. Bir şey buldunuz mu Serdar? Yok komutanım. Teybi bırakanı bulamadık. Bekleyin. Koordinatları dikkatlice alıp hemen merkeze iletin. Ömer oğlum, şu beni dinle. Tehdidi ciddiye alıyoruz. Evden çıkma. Sana koruma gönderiyorum. Paşam. Örgütün stratejisini siz de biliyorsunuz. Siyasi otorite peşinde bunlar. Halk yüz vermeyince de her zamanki yöntemlerine başvuruyorlar. Halkla aramıza mesafe koymamamızdan rahatsızlar. Yok paşam, koruma istemiyorum. Keşke korumaları isteseydin Ömer. Merak etme, bir şey olmaz canım. Hem kendi canım için 20 yaşındaki bir çocuğu hedef yaptıramam. Savcı beyi tehlikeden haberdar ettim Serdar. Adamın psikopat olduğunu bildiği halde koruma istemedi. Silahı da yok. Savcı evet, evde. Dikkatle takip almamız. Hemen ona gidin. Alında anlaşıldı yuva. Evi biliyorum. Yola çıkıyoruz. Şu psikopat harekete geçmeden yetişelim hadi. Benim Asya, cevap ver. Devam et. Gördüğün her şeyi haber ver demiştin. Çabuk söyle lan. İki asker ama siyahlar giymişler. Savcının evine gidiyorlar, haberiniz olsun. Anlaşıldı. Ne oluyor lan? İki timci buraya geliyormuş. Ordu gelse beni durduramaz bu saatten sonra. Harekete geçin. Tamam komutan. Savcının evine gidiyoruz Şahin. Oraya gelin. Anlaşıldı komutanım, hemen geliyoruz. Tamam Selma, ağlama artık. Çok korkuyorum Ömer. Korkma Selma. Allah ne dediyse o olur. Baba gidiyor musun? Yavaş kızım, yavaş. Gidiyorum kızım. Akşama bana ne getireceksin babacığım? Bana telefon aç. Ne istiyorsan söyle, gelirken getireyim, tamam mı? Canım babam. Hadi kızım, içeri gir, üşüme. Hadi bakalım, git içeri. Allah'a emanet olun. Sen de Ömer, sen de. Hey, uzak mı komutanım? Geldik sayılır. Tamam komutanım. Az ileride. Alayım savcı bey. Ben ne zaman çantamı taşıttım Salih? Öğren artık şunu. Savcı çıktı. Bakar mısınız? Şu adrese nereden gidebilirim? Ver bakayım. Ömer! Ömer! Ömer!
söyle. Artık çok uzaklarda. Hep seni izleyecekmiş. Tamam mı? Tamam mı? Silah verdiler, istemedi. Koruma talebi ise hiç olmadı. İnsanlarla arama koruma kalkanı koyamam dedi. İnsanları terör belasından kurtarmak için uğraştı hep. Ne oldu Celil? Yok komutanım, yok. Kimseyi bulamadık. Şahin, siz burada kalın bir süre. Emredersiniz komutanım. Celil, biz şu gazeteciyle gidip konuşalım. Konuşalım komutanım. Örgütün tetikçisi Botan Kod adlı Sacit Keskin hapishaneden firar etmişti. Terörist kaçtıktan sonra Savcı Ömer Demir'e suikast düzenledi. Ne istiyorsunuz? Hamit, Botan'ı istiyoruz. Nerede saklanıyor Botan? Ben nereden bileyim Botan'ın nerede olduğunu ya? Artistlik yapma lan. Herifle cezaevindeyken kanka olduğunu biliyoruz. Adamın donuna kadar yazmışsın. Ben işim için, röportaj için gittim cezaevine. İşin masum insanları katleden, kan emici terörist bir psikopatı kahraman yapmak. Yazılarında herifi yere göğe sığdıramıyorsun. Bu nasıl gazetecilik? Resmen tetikçilik yapıyorsun lan! Yazdıklarım suçsa cezama razıyım. Ben gazeteciyim. Görevimi yapıyorum. O zaman görevini yapıp genç yaşta ölen savcıyı, onun için gözyaşı döken karısını, yetim kalan kızını da yazsana lan! Unutma. Her silahın bir gün dönüp taşıyanını vurması gibi bir huyu vardır. Anladım lan! Yürü Celil. Firari terörist Botan, kendini müebbet hapse mahkum eden savcı Ömer Demir'i şehit etti. Ana! Baba! Güvenlik güçleri Botan kod adlı teröristi her yerde arıyor. Kaçmış. Bacımın kocası. İşbirlikçi korucu. İşbirlikçi sensin lan. Yan katili şerefsiz. Beni Tim'e ihbar edip yakalattın. Bunun hesabını soracağım la senden. Bekle! Çocukları alıp hemen ilçedeki akrabalara gidiyorsunuz. Hadi toplanın. Gitmem. Seni yalnız koymam Mahmut. Gelsin şerefsiz. Kardeşim demem vururum onu. Korkun Necel'e faydası yoktur baba. Hele bir gelsin. Dayım demem. Kahpe korucu. Sana öyle bir acı yaşatacağım ki. Ömür boyu çekeceksin ulan. Ben köye gidiyorum başkan. Savcıdan sonra korucuyla uğraşma. Onun işini Naza'ya bırak. O herife nasıl bir acı yaşatmak istiyorsan söyle Botan. Gerisine karışma. Sen Tim'i bitir. Düz tekmeni, kordonu. Ulan topunu bitir be. Kurtulalım şu baş belaları da ya. Seni konsey üyesi bile yaparım. Tamam. Üçüncü sıradan ikinci sıraya terfi ettim. Yerlerini söyle bana başkan. Savcı suikastından sonra derneklerimizi talan edip seni arıyorlarmış.
Bu robot resimler Savcı Bey'in karısının tarifine göre çizilmiş komutanım. Botanın yardımcıları bu iki köpek. Baktım komutanım. Bunların içinde onlar yok. Aranızda bunları tanıyan var mı? Gözünüzü fal taşı gibi açarım lan. İyi bakın lan şunlara, iyi bakın. Kör mü oldunuz lan? Ha? Bacım. Bacım. Bacım iyi misin? Bacım. İyi misin bacım? Bacım iyi misin? Bacım. Bacım. Hemen bir ambulans çağırın. Gölge 5 yuva. Sanayi Mahallesi Dere Sokak. Acil bir ambulans istiyorum. Bir vatandaş bayıldı. Tamam Gölge 5. Hemen sevk ediyorum. Bacım. Bacım iyi misin? Dertip başını vurdu herhalde. Evet. Bacım. Bacım iyi misin? Bizi duyuyor musun? Neredeyim ben? Ne oldu bana? Ulan alayınız kör mü oldunuz lan? Kör mü oldunuz? Aranızda bu şerefsizi tanıyan yok mu? İyi bak lan şuna. İyi bak, iyi bak. Celil yeter. Konuşmayacaklar belli ki. Ben bunların lisanını iyi bilirim komutanım. Ama siz bu lisana hep karşı çıkıyorsunuz. Suç unsuru bir şey var mı? Yok komutanım. Hep aynı şeyler komutanım. Yok aga bende de yok bir şey. Ama şu yazdıklarına bakarsan hepsi açık ortada. Bunların işleri güçleri devletle uğraşmak. Aga bak buradaki yazıya göre töre cinayetlerini, kan davasını falan hep devlet icat etmiş. Yani maşallah bunların hepsi sütten çıkmış ak kaşık. Ya ne bu kız kadar pis karargahın varsa, önündeki kız. Ha o da devlet. İyi misin bacım? Düşüp bayıldın o kadar. Bir beyin emarı çekip baksınlar sana. Sağ ol asker abi. Ben kendim giderim hastaneye. Size de çok zahmet verdim. Sen bilirsin bacım. Kendini iyi hissediyorsan git tabii. Bacım kitaplarını al. Şşş, dur bakalım. Bir dakika bir dakika bir dur bakalım. Ne arıyorsun sen burada? Düşmüştüm ben. Bu abiler yardım etti bana sağ olsunlar. Ne oldu burada? Doğru mu söyledikleri? Evet komutanım. Düşüp başını çarptı. Kendine yeni geldi daha. Git hadi. Ne oluyor Celil? O karargahın önündeki kız burada düşüp bayılmış. Huylandım ben bu kızdan komutanım. Olabilir ama bana pek huylanacak gibi gelmedi.
Hadi toparlanalım. Hadi acele edin. Mahmut, köye bir araç geliyor. Köye bir araç geliyor. Gördük baba. Aracı arayın. Tamam baba. Hadi aracı durduralım. Bacım, arabayı arayacağız, aşağı in. Ne oldu ki? İn. Kızım, eşin. Ne bekliyoruz? İndirelim şunu. Dur. Kızım var. Sür üstüne. Ah, kızım. Eşin! Yavrum! Celil! Dalıp bittin. Şu kız komutanım. Sen taktın onu. Karargahın önünde gördük. Sonra burada bayılmış halde. Onu başka bir yerde daha gördüm ama... Nerede Celil? Hatırlamaya çalışıyorum komutanım. Ama... Oğlum, aynı babası ya. O kız hastanedeydi komutanım. Yanındakiler de robot resimlerdeki şerefsizlerdi. Ne diyorsun Celil? Komutanım sonra onu bir yerde daha gördüm. Çalış ulan kafa. Çalış. O kızın fotoğrafı gazetecinin de masasındaydı komutanım. Emin misin Celil? Adım gibi eminim komutanım. Bu kızın bu işlerle bir bağlantısı var. Bayılması boşuna değil komutanım. Çabuk inin arabadan. İnin arabadan. Niye durdu bunlar lan? Ne oldu komutanım? O kız boşuna derneğin önünde değil diyeceğim. Tabii ya. Şoförü oyalamak için orada bayıldı. Bomba komutanım, bomba! Aga, aga gene ne oluyor ya? Buldular bombayı. Komutanım. Komutanım ver! Bu nasıl olur lan? O bombayı nasıl buldular lan? Nasıl buldular o bombayı?
mi sattın lan bizi? Doğru söyle lan. Hayır, ben bir şey yapmadım. Sen içimize sızmış bir yılansın. Biliyorsun değil mi? Yalvarırım Botan komutan. Ben bir şey demedim. Şimdi bu fotoğrafları alt alta koymayı düşündük. Tam bu hizada. Kapağı da tam şuraya koyacağız. Daha geniş bir punto olacak. Hamit Bey. Yine ne istiyorsunuz? Bir ona geçelim Hamit Bey. Sizden emir alacak değilim. Ne istiyorsanız burada söyleyin. Uzun edip de benim canımı sıkma gazeteci. Ne deniyorsa onu yap. Zorbalık bu. Özgür basına saldırı bu. Yürü lan çakal seni. Düş bakalım önüme. Tamam, sakin olun arkadaşlar. Siz çalışmaya devam edin. Devam edin, devam edin. Gel buraya. Şikayet edeceğim sizi. Amma uzattın ha. Neyin oluyor bu kız? Kim ulan bu kız? Neyim olacak kızım? Ne oluyor? Ne istiyorsunuz kızımdan? Kızın örgüte hizmet ediyor. Boton alçağına çalışıyor. Armut dibine düşermiş. Yalan! İftira! Ben parti sempatizanıyım. Ama Asya Lise son sınıfa giden bir talebe. Kızımı bu işlere bulaştırmayın. Ulan sen ne biçim adamsın? Senin kız az evvel arabamıza bomba konulmasına yardım etti lan! Yalan! Beni zorlamak, açığım varmış gibi göstermek için kızımı kullanıyorsunuz ha? Kızım başarılı bir talebedir. Şu anda da okulda. Al, ara okulu bakalım. Kızın orada mı? Ben gazeteci yazar Hamit. Hemen müdür beyi bağlar mısınız? Müdür bey, benim. Hamit. Ben Asya'yı sormak istiyorum. Okulda mı? ...20 gündür okula mı gelmiyor? Kaydını sileceklermiş. Ben... ...Asya için varımı yoğumu verdim. Örgütle bu kadar haşır neşir olacağına kızınla ilgilenseydin çakma gazeteci. Kızın botanın ağında Hamit. O gencecik masum zavallı kızının başına gelecekleri sen bizden daha iyi bilirsin. Asya nasıl yaptın bunu? Babasının izinden gittin gazeteci. Hamit, kızın başına bir iş gelmeden o pisliğin yerini söyle bize. Cezaevindeyken benden bir depo kiralamamı istemişti. Ben de onun adına kiraladım. Ben bir şey yapmadım. Allah'ım yardım et bana. Kurtar beni. Demek Allah'a inanıyorsun ha? Sen nasıl Kürtsün lan ha? Hadi gelsin kurtarsın benden o Allah'ın seni ha? Ölmek istemiyorum. İbo yardım et. İbo yardım edecek ha? Al lan. Al ulan. Al. Sık. Sık lan şu ajan kızın kafasına. Sık. Sık. Botan komutan. Sık şuna. Sen başıma bela ettin. Yoksa senin de defterini durayım. Allah aşkına yapma İbo. Sıkmazsan ben senin kafana sıkacağım. Allah aşkına ölmek istemiyorum. Yapma İbo. Sık ulan. Sık.
Komutan, duyuyor musun? Bir infaz sırasındayım başkan. Bitince ben sana döneyim. Gel, ne aldık? Karşımda. Bırak. Örgüte hizmet etsin. En pis işlerde kullanılsın. Babası işbirlikçi korucu Mahmut'a ders olsun. Kaldır silahını. Sen öyle istiyorsan öyle olacak. Ya sen bana bak, gene zellenmişsin. Yoksa Tibla başın belada mı sen lan? Bombamdan kurtuldular. Ya planın iki aşaması tamam. Savcı öldü, korucu cezalandırıldı. Ya sıra kimde? Ya bu işi bitir artık, botan bitir. Tamam be, tamam. Ulan korkak. Timciler geldi Butan. Burayı nasıl buldular lan? Ulan yoksa sen mi? Hayır. Ben söylemedim. İbo'ya ne oldu? Kes sesini lan. Sen de çok ballı bir adamsın ha gerçekten. Doğum yerinde muhteşem bir terör operasyonuna şahit olacaksın şimdi. Gruplar yerlerini aldı mı? Hazırız Gölge 2. Yerimizdeyiz. Binanın arkasındayız. Şahin. Hazırım komutanım. Komutanım hazırız. Hadi biz girelim. Aga yalnız dikkatli olun ha, herif psikopatın teki. Değil. Yaklaşmayın. Kızım. Yaklaşmayın, sıkarım kızın kafasına. Kızım benim kızım ya. Ya dur. Baba kurtar beni. Bırak ya. Beni ya, dinle ya. Beni bırak. Dur lan. Gebertirim yoksa kızı. Herkes ya, basıp gidecek. Bana da bir araç gelecek. Bırak lan kızı, bitti fare. Yiyorsa kozlarımızı teke tek paylaşalım lan. Asya. Ya dur tamam. Kızım, beni biliyorsunuz. Yavrum. Dediğimi yapın. Sıkarım kızın kafasına. Bırakın beni. Abi. Şahin. Olumsuz komutanım. Görüş kapalı. Sıkarım kızın kafasına dedim. Bırak kızımı. Basın gidin. Bırak araç kızımı. Gelsin. Yine aynı şey ya. Laf dinleyin lan. Acımam bilirsiniz. Aç. Yaklaşmayın lan. Ya, bırak tamam. Lan kızı. Yapma. Bırak. Lan. Geberteceğim seni namussuz. Avut. Geberteceğim seni. Dur. Kendine gel Mahmut. Kız ölecek. Eşimi kaçırdı bu namussuz. O kız daha da kalacak. Örgütün malı olacak. Alçak. Kesin şamatayı lan. Çekilin hemen buradan. O tepedeki keskin nişancıyı da alın götürün. Şahin'i de tespit etti adi herif. Tamam sakin olun. Hepimiz çekiliyoruz. Araç da geliyor. Bu iki oluyor bitli fare. Üçüncü de elimdesin ha. O zaman ne yapacaksın göreceğiz. Biz de çekiliyoruz. Hadi beyler çekiliyoruz. Şahin sen de oradan in. Bu alçağı bırakmayın komutan. Eşin ne olacak? Bırakın beni. Bırakın evime gideyim. Kes sesini. Getirin şunu hücreye hatırla. Hadi getirin. Yürü! Bırak yürü. Be! Nasa! Bana bak. Bu botan bu timi bitiremeyecek anlaşılan. Bizim bir şeyler düşünmemiz lazım. Anladın mı? He? Emredersin başkan. Nazo komutan. Çocuk fenalaşmıştır. Aman. Öf be. Uzaklaş. Kıza bir şey yapma lan. Bu sefer hapse yollamam seni. Bırak beni bırak. Bırak. Ya, bırak tamam, beni. Tamam sakin ol hele bir dur. Bu namussuzu nasıl bırakırsın komutan?
Kızım ne olacak komutanım? Tamam tamam dur. Kesin sesinizi. Bırak. Tamam dur ya dur. Şşş, sakın yapma. Sakın. Bin arabaya bin bin bin. Vurdu. Müdahale edelim. Çabuk olun. Asya! 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 Doktor! Kızım, yavrum. Yavrum. Canım kızım, ne yaptın? Tamam tamam. Korkmayın. Sakin olun. Yara o kadar kötü değil. Ölmez. Merak etmeyin. Aga. Şahin, hemen hastaneye kaldıralım. Emredersiniz komutanım. Ramazan çabuk aracı getir. Canım kızım. Kızım, o hayvanın yanında ne işin vardı senin yavrum? Senin yazdıklarından etkilendim baba. Daha özgürlüğün kalesi gibi gösteriyordun. Hep örgütü savunuyordun. Komutanım, kaçtı gitti namussuz. Kaçamaz. En fazla bir kilometre ötede benzini bitecek. Gelin. Acele edelim ne olur. Hadi doktor, hadi. İyileşeceksin oğlum. Volkanım. Elimizden geleni yaptık. Hastaneye götürmek gerek Naza komutan. Ulan! Gidin buradan beceriksizler! Yavrum. Oğlum. İyileşeceksin oğlum. Hadi aç gözlerini. Beni verme Serdar abi. Ne diyorsun oğlum? Bu ne diyor Naza komutan? He? Defol lan buradan. Beni anamı Git verme lan buradan. Serdar abi. Git! Çabuk! İyileşeceksin. İyileşeceksin oğlum. İyileşeceksin. Ben komutan olacağım Serdar abi. Sen benim canımsın. Benim anam kötü Serdar abi. Verme beni Serdar abi. Aptal, bu sefer kaçabileceğini mi sandın? Burada arkasına sığınacak rehine de kalmadı lan. Komutanım, sen bana bırak. Antrenmansız kaldım epeydir. Sen bilirsin Celil. Gel lan, gel. Vebalin çok lan senin. İç.
Tamam. Tamam, teslim oluyorum. Tamam. Celil! Oluyorum. Yapma! Sana hapishane yok lan şerefsiz. Yapma! Celil! Cezanı tabutçu kesecek bu sefer. Celil! Ne yaptın? Ya korudun dostum ama sen ne yaptın ki? Sen kepçe kullanmasını bilmezsin ki. Bak işte kepçe kullanmasını bilmediğin için iş kazası yapmışsın. İş kazası bu. Tabii iş kazası bu. Şerefsiz herif. Serdar, cevap ver, önemli. Naza yılanı bu. Ne o? Wotan'ı gebertmemiz malum mu oldu? Şeytanların önceden sezme kabiliyeti olduğunu bilmiyordum. Ya Wotan gebersin, bana ne? Oğlum ölüyor Serdar. Doktoru gönderdik sana, kalleşlik yaptın Naz'a. Benimle düşmansın diye oğlumu ölüme mahkum etme Serdar. Çocuğun bir suçu yok komutanım. Tamam. Onu Karapınar karakoluna gönder. Hemen aldırıyorum. Şahin, cesedi çıkarın. Emredersiniz komutanım. Şehmuz! Sırtla çocuğu, gidiyoruz. Ne oluyor la? Oğlum ölüyor başkanım. Yeter, karakola ver. Sağ olun. Durma Şehmuz, hadi. Hadi. Yürü lan, yürü sırtlan. Baş belaları Botan'ı öldürmüşler ha. Hı. Evet başkanım. Böyle olacağı belliydi. Hadi çıkın. Hadi çabuk, acele edin hadi. Hadi gidin. Gidin. Gölge 1 Karapınar Karakolu. Gölge 1 dinlemede devam et. Bir çocuk bırakıldı karakola. Haberiniz varmış. Doğrudur. Sağlıkçılar hemen ilgilensin. Biz gelmek üzereyiz. Anlaşıldı komutanım. Ya aga, Nazan'ın ipiyle kuyuya inilmez ya. Karakola gidiyoruz doktor. Ya tamam. Tamam, içim rahat. Rahatladım şu anda. Naz'a komutan. Çocuğu teslim etmişim Naz'a komutan. Tamam, çıkalım. Gel buraya, saklan. Tamam, hadi gidelim. Vay be. Ne güzel günlerimiz geçti burada. Las Hasan, Ömer, Memiş. Amma sağlam timdik be komutanım. Bazen ben de çok özlüyorum. Vallahi ağa, ben de Baran'la çok gelmiştim buralara ha. Hadi gidelim. Doktor, gel. Karakolu gezdirelim sana. Ah. Thank you.
Ne oluyor başkanım? O baş belaları karakolda ha? Evet, geldiler. Baskın zamanıdır Naza. O baş belalarını orada bulacağım. Ama başkanım, oğlum orada benim. Oğluymuş. Hadi lan. Hadi yürü. Yürü. Hadi. Komutanım, sizi burada gördüğümüze çok memnun oldum. Birliğimiz yenilendi. Şimdi her şey daha kolay komutanım.